Evet, ana haber bültenimiz günün manşetleriyle devam ediyor. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda CHP Genel Sekreteri Sayın Kamil Okyay Sındır var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür Gündem ederim. Gene yoğun. CHP bugün yeni MYK'sı ile ilk toplantısını yaptı. Hepsini konuşacağız. Önce Güneydoğu'dan haberlerimizi aktaralım, sonra size döneceğim. Tabii. Sevgili seyirciler, Güneydoğu'dan yine kötü haberler var ne yazık ki. Çatışmalar sürüyor, şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez Diyarbakır Sur'dan düzenlenen operasyonlar sırasında 3 asker ve 1 polis şehit düştü. Cizre ve Sur'daki operasyonlarda da 20 terörist öldürüldü. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen operasyonlar ve çatışmalar şiddetlendi. Sur ilçesinde süren operasyonlar sırasında 3 asker şehit oldu. Saldırıda 5 asker ve 2 polis de yaralandı. Yaralı polislerden biri de akşam saatlerinde şehit düştü. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. Cizre ve Sur'da dün düzenlenen operasyonlarda 20 teröristin öldürüldüğü bildiriliyor yapılan açıklamada. Evet, Diyarbakır, Sur ilçesinde ve daha birçok merkezde biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları vardı. Ancak Sur ilçesinde 2 aydır devam eden sokağa çıkma yasağı daha da genişletildi. Teröristlerin dün gece sabaha kadar hendek kazdığı 5 mahalleyle 1 caddede yasak ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının 57. gününde devam ettiği Sur ilçesinde yasak genişletildi. Konuya ilişkin Sur İlçe Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklama var. İlçemiz Sur içi mahallelerinde silahlı terör örgütü mensuplarınca barikat kurma, hendek kazma ve bombalı tuzaklama faaliyetleri neticesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin, sağlık hizmetlerinin, ibadethanelerde icra edilen din hizmetlerinin sunulmasında ve vatandaşlarımızın bu hizmetlere ulaşmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum nedeniyle ilçemiz merkez mahallelerinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını normal şartlar altında sürdürmesinin zorlaştığı ve ticari hayatın aksadığı gözlemlenmiştir. Bu bakımdan kamu düzeninin sağlanması, sokak aralarındaki barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları sırasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etme adına ilçemiz Sur içinde bulunan Abdal Dede, Ali Paşa, Lale Bey, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp mahalleleriyle Melik Ahmet Caddesi'nde 27 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 11.30 itibariyle ikinci bir emre kadar kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri, kendi can ve güvenliklerinin temin edilmesi adına önem arz etmektedir. Evet sevgili seyirciler, PKK ile mücadele. AKP'nin önemli isimlerinden belki de itiraf denilebilecek bir açıklama geldi. Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik'ten geldi bu açıklamalar. Hüseyin Çelik diyor ki PKK şehirlere silah yağarken devlet eli kolu bağlı bekledi. Hüseyin Çelik kişisel internet sitesinde "Siyaset silaha esir olmamalı" başlıklı bir makale yazdı. Özetle şu ifadeleri kullanıyor Çelik makalesinde. PKK'lılar ülkeyi terk etmek yerine gelip şehre yerleştiler. Çözüm sürecini bozmamak adına ve tamamen iyi niyetlerle valiler, kaymakamlar, savcılar, hakimler, polis, asker, jandarma ve korucular PKK'nın yapıp ettikleri karşısında adeta elleri kolları bağlı sabrın sınırlarını zorlayarak beklediler. Gelinen nokta siyasetin inisiyatifi silaha terk etmesidir. 2009'dan itibaren olanları ve olabilecekleri Bakanlar Kurulu'nda, AK Parti MYK'sında, MKYK'sında, AK Parti ortak söylem toplantılarında ve nihayet çözüm süreci konulu tüm özel toplantılarda yetkili arkadaşların, Sayın Başbakan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurunda bütün açıklığı ve netliğiyle ortaya koyduk. Zaman zaman kendisini çözüm sürecinin romantizmine kaptırarak bütün fotoğrafı görmek istemeyen bazı yetkili arkadaşların ciddi tepkilerinde de muhatap olduk. Zaman bizi ve konuyu bizim gibi gören AK Partili milletvekillerini haklı çıkarmıştır. Keşke yanılmış olsaydık da bugünkü manzarayla karşılaşmasaydık. Silahlı mücadele devam ederken siyaset yani akıl bütün imkanlarını devreye sokmalıdır.
Evet Sayın Sındır, Hüseyin Çelik'in bu önemli açıklamalarına döneceğim ama Güneydoğu'daki durumu önce konuşmak istiyorum. Şimdi operasyonlar başladı, sonra 3 aşamalı operasyonlara döndü, sokağa çıkma yasakları ilan edildi ve 2 ayı aşkın bir süredir bölgede birçok merkezde işte Sur'dan yeni haberler verdik, genişletilerek devam eden sokağa çıkma yasakları var. Bölgeden gelen şehit haberleri bitmek bilmiyor. PKK'nın orada çatışması devam ediyor. Ve tabii sivil vatandaşların durumu oldukça güç. İnanılmaz bir göç var. Kalanlar da artık yaşam riski taşıyor. Yani her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıyalar. Dolayısıyla bölgede durum çok vahim. Şimdi bir çözüm süreci vardı biliyorsunuz. 7 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle o çözüm süreci rafa kaldırıldı. Ve yeni bir çatışmalı ortama dönüldü. Dolayısıyla bu noktadan sonra PKK terör örgütünün bu çatışma ortamına nasıl son verilecek? Sizin parti olarak düşünceniz nedir? Bu konuda atacağınız adımlar nelerdir? Evet. Tabii ki. Şimdi öncelikle bugün yitirdiğimiz canlarımız, şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Bütün ailelerinin, bütün ulusumuzun başı sağ olsun. Geride bıraktığımız nice şehitlerimizi de bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Tabii çok güç, evet. Çok zor. Ülkemizin özellikle Güneydoğu bölgesi şu anda terörün baskısı altında gerçekten zor günler geçiriyor. Ama ülkemizin bir vücut olarak bakarsak, bir organı kanıyor ve o kanayan organ vücudun her yerinde aynı acıyı hepimize hissettiriyor açıkçası. Ben diliyorum, önce lanetliyorum, kınıyorum. Terörün her türlüsünü kimden ve nereden gelirse gelsin, hele hele ülkemizdeki bu akıl almaz şekilde sürdürülen terör faaliyetlerini kınıyorum. Bütün şehitlerimize ve teröre kurban edilen masum insanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Analar ağlamasın. Bu ülkede kan ve gözyaşı görmeyelim istiyorum. Yaşamayalım istiyorum. Artık bir millet olarak aynı duyguları hepimizin yaşıyor olması gerekir. Yasta da, sevinçte de, kıvançta da ülkenin her yerinde her bir yurttaşımızın aynı duyguları taşıyor olması gerekir. Maalesef Türkiye bir etnik ayrımcılığa, bir etnik kutuplaşmaya, bir mezhep, bir inanç ayrımına doğru körüklenmeye, sürüklenmeye çalışılıyor. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak zaten baştan bunun bu temelde ayrışmanın her zaman karşısında olduk. Devletin bu etnik kimliğe ve inanç kimliğine kör olması gerektiğini, esas olan ülkede huzurun, refahın, bu ülkede yaşayan her bir canın adil, eşit, fırsat eşitliğinden yararlanabiliyor olması ve tabii ki herkesin yüzünün güldüğü, sokaklarda çocukların oynadığı, esnafın vatandaşla ilişkiler güzel, mutlu, sağlıklı bir kent dokusunun, yapısının, yaşamının oluşmasını gönülden arzuluyoruz. Ama Sayın Hüseyin Çelik bir keşkeyle, evet, bir itirafta bulundu. Artık bu keşkeleri duymak istemiyoruz. Yani biz doğru kararlarla bu ülkenin yönetilmesini istiyoruz. Geride bıraktığımız 13-14 yılda bu iktidar yönetti. AKP iktidarıyla yönetildik. Ve bu 13-14 yıldır neredeydi? Evet. Yani bu PKK terör örgütünün bu silah yığınakları yaptığı dönemde, hı hı, iktidar neredeydi? Hı hı. Valilere genelgelerin gönderildiği dönemlerde bu iktidar neden bunları yaptı? Neydi? Çözüm süreci adı altında, evet, herkesin gözü boyanırken arka planda terörün aslında bugünlere getireceğini göremediler mi? Ya da gördüler de buna müsamaha mı gösterdiler? Yani o çözüm süreciyle bir barış, bir şey ortamı mı sağlanacaktı? Bunu mu gördüler? Buna mı inandılar? Buna mı kandılar?
Bunların sorgulanması lazım ama ben tekrar söylüyorum. Bu iktidar neredeydi? Sayın Hüseyin Çelik bir itirafta bulunmuş. Evet. Yani bir insani, vicdani kendi içinde muhasebesini yapmış ve artık bunun bir tarafı olmak istemediğini aslında bir şekilde haykırmış. Ki AKP'nin çok önemli isimlerinden birisidir. Evet. Bakanlık yapmış, evet. Sözcülükler yapmış. Demek ki insani açıdan baktığınızda bu iktidarın bu hataları, bu kusurları, şimdi bunun cezasını o ülkedeki, o coğrafyadaki, bölgedeki yurttaşlarımız çekiyor. Kürt yurttaşlarımız çekiyor. Kürt'ü Türk yok bunun. Orada kim yaşıyorsa bizim hepsi canımız, evet, başımızın tacı, yurttaşımız, onlar çekiyor. Tabii onların yaşadığı bu sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. Çocuklar gözyaşları içinde öğretmenlerini yitiren, öğretmenlerinin ellerinden kayıp gittiğini gören ve bir daha öğretmenini göremeyecek korkusu, üzüntüsünü yaşayan çocuklar benim içimi yaralıyor. Sokağa çıkma yasağı, yani evine mahkum kalmış, evet, sokağa çıkamayan yurttaşlarımızın o yaşam koşulları benim içimi gerçekten paralıyor. Yani kahroluyorum. Tabii ki kararlı, inançlı bir terör mücadelesi ülkenin her yerinde, nerede olursa olsun asla göz yummayan terörün insan canına kıymak çabası içerisinde olan bu şeyin, olgunun karşısında bir mücadele gerekiyor. Ama bütün bunlar çözüm süreciyle ne Kandil'de, hı hı, ne İmralı'da bir çözüm aramakta nafile. Bunu işte bugün gördük, yaşıyoruz. Bunun tek çözüm merceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Demokratik, insani yoldan bir sorun varsa bu ülkede, o sorunu çözmek başta yasama ve yürütmenin meclis çatısı altındaki asli temel görevidir. Başka yerde çözüm aramak, yani işte bu buralara getirir ve bunun da ceremesini, bunun da sıkıntısını, bunun acısını oradaki birinci derece orada yaşayan yurttaşlarımız, ama ondan öte hepimiz çekiyoruz. Yani şu görüntüler, Güneydoğu'daki görüntüler güzel mi, hoş mu? Yani biz Suriye'de savaş var diyoruz. Suriye'deki gördüğümüz şehirlerden, evet, Irak Savaşı'nda gördüğümüz şehirlerden ne farkı var? Harabe. Acıdır, acıdır, harabe. Yani bir silah sesi, sizin yanınıza birisi bir ateş etse o silah sesi nasıl korkutur? Hele orada okul yanında olsa ya, o çocuklar nasıl ya korkar? Burada silah seslerinden, bombalardan geçilmiyor. Ben üzülüyorum oradaki çocuklara, oradaki annelere. Şimdi çocukların o üzüntüsü, oradaki anneleri, babaları da. Tabii bunun açtığı başka derin yaralar var. Yani göç. Tabii. O yöre insanımızın, her ne kadar devletin güvenlik güçleri bir orada bir terör mücadelesi içerisindelerse de yani sahipsiz bırakılmış, kendilerine sahip çıkılmıyor gibi bir duyguya da kapıldıklarını görüyoruz o yöre, evet, insanlarımızı. Evet. Bunlar hepsi üzüntü verici. Diliyorum güvenlik güçlerimizden de talebim orantısız, yani daha doğrusu orada yaşayan insanlarımızı, masum insanlarımıza azami özeni, titizliği göstermeleridir. Öyle fütursuzca her şekilde davranış içerisinde olmamalarıdır. Buna özen göstereceklerdir, gösteriyorlardır. Ama bu da bizi, bunu düşünüyor olmak bile bizi, o da üzüyor, yaralıyor. Tabii tek şeyimiz, dileğimiz, biz yönetmiyoruz bu ülkeyi. AKP yönetiyor. AKP mi yönetiyor Sayın Sındır? Şimdi şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz iktidarda olan siyasal unsur olarak söylüyorum. Yani evet. Çünkü şimdi bu çözüm süreci Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri şu anda. Neden bu hale geldik? İşte Cumhurbaşkanı öyle dedi, birden karar verdi. Tekrar çözüm sürecine de o karar vermişti zaten bu görüşmelerin, evet, başlamasına. Tekrar, evet, çatışmalı ortama geri döndük. Dün
muhtarlardan sonra ilk kez kaymakamlarla bu kez bir araya geldi. Orada diyor ki kaymakamlara yani, mevzuatı bir kenara bırakın gerektiğinde diyor. İşte belediyelerin araç gereçlerine el koyabilirsiniz. Yani aslında her şey tek elden gidiyor. Yani bir siyasi parti mi yönetiyor Türkiye'yi? Evet. Çok acıdır ki dünkü kaymakamlar buluşmasında Cumhurbaşkanı'nın o ifadesi ülkenin nasıl yönetildiğinin aslında bir ifadesidir. Yani mevzuatı bir kenara bırakın. Ne demek bu? O belediyelerin taşınır taşınmaz mallarına dilediğiniz gibi el koyun. Yani şimdi belediyeler kamu kurumlarıdır. Belediyeler mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan ve karar organı da o belde sakinleri tarafından belirlenen, yani seçimle belirlenen idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Bu belediye kanununda yazan aynen ifade, belediye başkanlığı yaptığım için. Bir kamu tüzel kişisidir belediye. Belediyenin sahip olduğu taşınır taşınmaz mallar zaten devletin, kamunun malıdır. Yani bir kaymakama mevzuatı bırakın, dinlemeyin. Yani yasayı bırakın. Oradaki halkın tercihiyle yönetime getirdiği kişileri yok sayın, mallarına el koyun. Bakın bir insan, bir kişi oradaki, bir sorumlu, bir yetkili teröre yardım yataklık ediyorsa, teröristlerle işbirliği yapıyorsa o kişiyi yargılarsın, o kişiyi yakalarsın, o kişiyi mahkeme önüne çıkartırsın. En doğal hakkıdır. Kamunun ilgili mülki amirleri ve görevlileri. Ama kurumun, yani belediyenin kamu kurumu olarak taşınır ve taşınmaz malları zaten devletin, kamunun, o halka hizmet için orada var. Kaymakam bunlara el koysun. Mevzuatı da bir kenara bırakın. Türkiye zaten ne anayasayı, ne kanunları, yasaları, ne kanunlara bağlı yönetmelik, tüzük gibi bunun hiyerarşik dizilişindeki mevzuatı tanımayan, bakanlığın bir genelgesiyle, yani kanunlara, yasalara aykırı çıkan bir genelgeyle, genelgelerle yönetilen bir ülke. Cumhurbaşkanının ferman gibi, yani ağzından çıkan kelime kanun gibi atfedilip, ki öyle, yani mevzuatı bir kenara koyun, bununla ilgilenmeyin, ona şey yapmayın, el i̇tibar koyun, etmeyin itibar yani. Etmeyin ifadesi. Yani bir ferman gibi, ağzından çıkan her kelime, her tümce bir kanunmuş gibi yönetilir hale geldik. Ne yazık ki. Hani siz demin AKP mi yönetiyor derken bu noktayı belki vurgulamak istediniz. Haklısınız. Ama dün başbakanlığı döneminde, bugün Cumhurbaşkanlığı döneminde tarz, üslup, yaklaşım aynı. Bu çok sağlıklı bir üslup, sağlıklı bir yaklaşım değil. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık bir sosyal hukuk devletidir. Bunun içerisinde demokrasiyi özümsemek gerekiyor. Bir siyasi bir liderseniz, siyasette varsanız veya bir yurttaşsanız demokrasiyi, layıklığı ve sosyal devleti ve bununla birlikte bir hukuk devletini tanımanız gerekiyor. Bunun dışına çıkarsanız siz ettiğiniz yeminin, yani yasalar çerçevesinde namus ve şeref sözünün yasalara uymayacağınızı eğer ifade ediyorsanız o yemine de uymuyorum ben anlamını taşır. Bunun da sorgulamasını yapmak gerekir. Çok acı bir şey. Yani dünyanın hiçbir yerinde böylesi bir yaklaşım, anlayış yoktur. Evet. Olsa diktatör tarzı yönetim rejimlerinde bu üslup ve bu tarz olabilir. Yani o kişinin, diktatörün ağzından çıkan sözler kanundur. Oysa biz demokratik, layık, sosyal hukuk devletiyiz. Bir cumhuriyet rejimi, parlamenter, demokratik bir rejimle yönetiliyoruz. Evet. O nedenle bunlar yasaların dışına çıkan bu üslupların artık şiddetle kınanması gerekiyor. Evet. Şimdi bağlantımız var Sayın Sındır. Sayın Mehmet Altan telefon attığımızda ona da soralım. Hem Hüseyin Çelik'in bu itiraf gibi açıklaması ve Güneydoğu'daki son durum. Sayın Altan iyi akşamlar.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sayın Sındır da CHP'nin yeni genel sekreteri, stüdyo konuğumuz. Kendisine de sorduk bu konuyu. Onu da kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Mehmet Bey. Evet Sayın Altan, şimdi Hüseyin Çelik'ten şu sözleri az önce haberimizde de verdik. PKK şehirlere silah yağarken devlet eli kolu bağlı bekledi. Şimdi bir çözüm süreci denilen bir süreç 4-5 yıl kadar sürdü. Bu dönem içinde çatışmazlık ortamı vardı ama birdenbire 7 Haziran seçimlerinden sonra tekrar söylüyorum ama bunları söylemeden buraya nasıl geldiğimizi sorgulamak güç diye düşünüyorum. Birdenbire bir çatışma ortamına tekrar dönüş yaptı. Hüseyin Çelik'in bu açıklamaları aslında bizim defalarca söylediğimiz şeyleri bir kere daha ifade ediyor. Bu süreç içinde, yani bu çözüm sürecinde oralar boş bırakılarak, müdahale edilmeyerek aslında bugünün tablosu çoktan çizilmişti. Dolayısıyla Çelik'in bu açıklamalarını, bu itiraf gibi açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı'nın dün kaymakamlar toplantısında söylediği, kaymakamlarla yaptığı toplantıda söylediği mevzuatı bir kenara bırakın diyerek kaymakamlara geniş yetki vermesi de tabii bunun bir başka yüzü. Bütün bunlar için neler söyleyeceksiniz? Yani son sorudan başlayayım. Ben ilk defa bir şekilde devlet kademelerindeki önemli bir bürokrat grubu suç işlemeye ve devleti oluşturan yasal mevzuatın dışına çıkmayı çağrısı yapan, bunun için özentilen, buna yönelik talepte bulunan bir cumhurbaşkanı görüyorum. Tabii burada Sayın Genel Sekreter'in de stüdyoda olmasından hareketle ana muhalefetin demokratik olarak yeri göğü yıkması lazım. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Aynı zamanda bunun Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı var. Yani anayasal rejimi zorlamaya yönelik mevzuat, bir anayasal suç bu. Ya bir de tabii Cumhurbaşkanı bir şekilde yargılanamaz dendiği vakit neden yargılanır, neden yargılanamaz? Yani herkes hakaret ederse yargılanamaz mı? Bir şekilde adam öldürürse yargılanamaz mı? Trafik cezasında olmadık bir kazada, olmadık bir sonuç çıkartırsa yargılanamaz mı? Bunu da Türkiye tartışmak gerek. Yani eğer Türkiye varsa böyle bir konuşmanın yeri yoktur. Siyasi bir alanda kalamaz. Çünkü bu hukuksal olarak rejimin değiştirilmesine yönelik atılan adımlar, laik bir devlette aynı zamanda Müslüman ve peygamberin hadisleri üstünden de ifade olamaz. Orada inanılmaz işlenen suçlar var. Cumhurbaşkanının böyle bir özgürlüğü, böyle bir lüksü yok. Buna bir yaptırım getirmek. Yani Türkiye bir hukuk devleti ise ve laikliği, demokrasisi, mevzuatı, devleti yok etmeye yönelik bir süreç, bir devletin başındaki kişi tarafından fiilen sürekli olarak gündeme geliyorsa, uygulamaya yönelik talimatlar veriliyorsa, bunun yasal yaptırımının, anayasal karşılığının ne olduğunu başta ana muhalefet partisi, bütün Türkiye'nin devlet ve toplum olmaktan çıkıp büyük bir kaosa doğru sürüklenmesinden çok büyük endişe eden herkesin görevi olmak gerek. İkincisi, Hüseyin Çelik'in açıklamaları. Bu bir oyundu. Yani demokratikleştirilmeden Türkiye'deki rejim, Türkiye'deki hiçbir mağduriyet sorunu çözülemez, Kürt sorunu da çözülemez. Aslında basit bir gazetecilik çalışması yapılsa, en büyük faşizme yönelik adımların süreci denen dönemde atıldığı, yani biz başkan babamız gelecek, Kürt sorununu çözecek, yeter ki siz diktatörlüğe karşı tavır almayın oyununun bir parçasıydı. Yürümeyince bir şekilde bu sefer şiddet, Türkiye'yi korkutarak, kan dökerek bunun üstünden aynı amaca varılmaya çalışılıyor. Onun için ben o dönemin başlangıcında demokrasi olmadan kalıcı barış olmaz dediğimde, örneğin bir şekilde ve benim gibi konuşanların savaş yanlısı olduğu iddiaları besleme basın tarafından çok dillendirildi. Ama bugün gelinen noktada
bunun bir oyun olduğu her gün biraz daha anlaşılıyor. O sırada partinin sözcüsü konumundaki kişi de bugün dışlandığı için bunu açıklıkla itiraf ediyor. Aynı zamanda yani biz valilerin beyanlarından da aynı zamandaki o dönemdeki gazete haberlerinden de Genelkurmay'ın operasyon isteklerinin reddinden de bunu fiilen izledik, gördük, yaşadık. Örneğin bir gazetede 7-8 sütunluk bir haberde PKK kimlik kontrolü yaparken hemen ötedeki askeri birliğin elini kolunu kıpırdatmadan bunu izlediğine dair resim de anımsıyorum. Yani Türkiye ile fazla o zorlayan ve bir kırılmayı hızlandıran, bugüne kadar görülmemiş, emsali bulunmayan, illaki 80 milyonun hepsine karşı bir ölçüde posta koyarak istediğimi yaptıracağım oyununun çok tadı kaçtığı, yani sürekli suç işlenebilir bir ülkeyse mesela mevzuatı dinlemeyin diyor kaymakamı. O zaman halk da devletin yasalarını dinlemeli. Yani korkunç bir yere doğru götürülüyor ama bunun en büyük engelinin gene ben demokrasi ve meşruiyet içinde yasamada muhalefetin gittikçe sesini çok gerektiği kadar yükselterek sadece bir yasamayı çok daha etkin kullanarak bütün Türkiye'nin meşru platformlarını, alanlarını, demokratik kanallarını örgütlerle zorlayarak bunun önüne geçilmesinin bu sürecin en azından daha salimen bitirmesini yarayacağını yoksa evet. Çok kaotik büyük bir çatırdıyla buranın gümbürdeyeceği endişesinin daha ön planda olacağını da ilave edeyim. Peki. Çok teşekkür edelim biz de size ben Sayın Altan. Ben size teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Çok kolay teşekkürler. Gelsin. Evet şimdi bir cumhurbaşkanı kaymakamlara mevzuatı bir kenara bırakın diyor. Daha buna benzer birçok şey aslında hukuki anlamda. Evet. İhlalleri evet. Ama işte bir ana muhalefet lideri bir grup toplantısı onunla ilgili sözler söylediğinde hemen yargıya başvuruyor. Evet. Böyle bir çifte standart da var ülkede evet. Ne yazık ki. Yani doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Doğru söylüyorsunuz evet. O da suç oluyor. Evet. Yani yapılan işlem, eylem, söz, verilen direktif veya işte gidin ne isterseniz yapın yani kanun mevzuat önemli değil söylemi suç değil bu söylemi eleştiriyorsanız bunun layık olduğu ünvanı yakıştırıyorsanız bu suç yani maalesef böyle bir süreçteyiz. Sayın Altan ana muhalefet partisi olarak bu konuda ortalığı ayağa kaldırmanız gerekir diyor. Evet biz de kaldırıyoruz aslında. Tabii bunun gerek medya yoluyla bugün Sayın Parti Sözcümüz, evet. Genel Başkan Yardımcımız evet. Sayın Selin Sayıkböke de MYK toplantımızın hemen akabinde basına bu konudaki düşüncelerimizi gayet net ve sert bir dilde ifade etti. Şu anda ben de huzurunuzda sizin aracılığınızla bunu paylaşıyorum. Bu mecliste de hemen bugün meclis toplantısında da bütün vekil arkadaşlarımız tarafından şiddetle ifade edilmeye çalışılıyor. Tabii bu örgütümüzün sadece üst yönetim kademelerinde değil, şu anda örgütümüzün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün il ilçe başkanlıkları nezdinde de şiddetle protesto edilen bir ifadedir. Hukuk tanımazlık, kanun yasa tanımazlık ve bir suç teşkil eden bu önermeyi kaymakamlara ki bu devletin ilçelerdeki en büyük mülki idare amiri olan kaymakamlıklara yasa tanımayın ifadesi bile bu suç ifadesinin her noktada her şekilde yeri bulacaktır. Tabii bununla ilgili yasal olarak yasal çerçevede ne yapılıp ne yapılmayacağı önümüzdeki birkaç gün içerisinde ortaya çıkacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun peşini bırakmayız. Evet. Yani bu hukuksuzluğun bu suça teşviğin peşini bırakmayız. Evet. Bir suçsa bu ülkede yaşayan her bir yurttaş
hiç kimsenin suç işleme hakkı ve lüksü olamaz. Evet. Cumhurbaşkanı da olsa. Eğer özgürlük, ifade özgürlüğüyse eğer, herkes eşit şekilde yararlanmalı bundan. Hiç kimsenin bu ülkede suç işleme özgürlüğü diye bir özgürlüğü olamaz. Kısıtlanması gereken tek özgürlük belki de odur. Suç işleme özgürlüğü. Kimseye biz bu özgürlüğü vermeyiz. Bu bir özgürlük alanı olarak da ifade edilemez. Evet. Bugün gene önemli gelişmelerinden biri Sayın Böke MYK toplantı sırasında yaptığı açıklamalarda o konunun üzerine de hassasiyetle durdu. Evet. Erdem Gül ve Can Dündar ağırlaştırılmış müebbet hapis istenildi. bu artık yani basın, medya, ifade özgürlüğü konusunda herhalde Türkiye'de gelinen son nokta mı? Hep bunu söylüyoruz ama arkasından bir başka gelişmeyle yeniden şoke oluyoruz. Şimdi halk arasında basit bir yalan söylersiniz. O yalan yerini bulmaz, büyütmeye çalışırsınız. Daha büyük yalanla inandırmaya çalışırsınız. Sayın Erdem Gül ve Can Dündar'ın bugün tutukluluk hali ve iddia makamının kendileri hakkındaki istemleri, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi de bunun gibi bir şey. Yani ortada bir basın mensubu. Bu ülkede bir kere biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her şeyden önce medyanın bir dördüncü kuvvet olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde medyanın da özgürlüğünün, her türlü ifade özgürlüğünün olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Düşüncenin ifadesinin suç olmaması gerektiğini, tabii ki şiddete ve teröre dair bir teşvik unsuru varsa içerisinde, yani insanı eline silah almaya, çatışmaya teşvik eden bir ifade varsa, bu bir suç olabilir ama bir olayı, bir fikri, bir tespiti ortaya koyan düşüncenin ifadesinin suç olması dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Vardır. Yine diktatörle yönetilen ülkelerde vardır. Bunu bir de terörle ilişkilendirip, bir de terör bağlantıları koyup, kurup içerisine üzerinden de müebbet hapis istemi trajikomik bir durum. Evet, evet. Yani bir yanda kanun tanımayan, hukuk tanımayan ve suça teşvik eden bir söylem, öbür tarafta bir olayı tespit eden ve bunu, ki olayı hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani, nasıl oldu bu olay, daha öncesinde zaten ifşa edilmiş, bilinen bir şeydi. Malum bir şeyin görüntülerini vermek, bunun haberini yapmış olmak, bırakın suçu, hani düşüncenin ifade özgürlüğünü, yani suç niteliği bile olmayan bir konuda şu anda ne yazık ki böyle bir durum var. Her şeyden önce ben bir yurttaş olarak kimsenin bu ülkede benim haber alma özgürlüğümü kısıtlamasına izin vermemem gerekir. Burada sadece ifadenin özgürlüğünün kısıtlandığı gibi, basının, medyanın özgürlüğünün kısıtlandığı gibi bir olay yok. Aslında bütün yurttaşlarımızın doğru, sağlıklı zamanında haber alabilme özgürlüğünün de kısıtlanmış olması var. Yani bu ülkede bu tutuklamaların aslında getirdiği nokta hepimizin özgürlüğünü kısıtlanmış olduğunun bir kanıtıdır diye görmek lazım. Şimdi bu sadece Türkiye'de konuşulmuyor tabii. Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu basın ve ifade özgürlüğü oralarda da yankı buluyor. Özellikle bu Erdem Gül ve Can Dündar özelinde tabii ama geniş anlamıyla da. Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir toplantı var. Şimdi ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Karşımızda Murat Aksoy var. İyi akşamlar Murat Aksoy. İyi akşamlar, teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, Can Dündar ve Erdem Gül'ün ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemi var. Onu konuşuyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu talep sanıyorum çok ses getirdi. Neler söyleyeceksiniz? Bununla ilgili bir toplantı olduğu bilgisini paylaşmıştınız bizimle ama. Ya bununla ilgili şöyle bir şey. Bugün saat 14'te Dışişleri Bakanlığı'nda bir basın toplantısı olacak ama konu doğrudan bununla ilgili değil ama oraya katılan Türk gazeteler
gazeteciler özellikle bu durumda gündeme getirecekler. Çünkü geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Amerika Başkanı Joe Biden Türkiye'ye geldiği zaman bu konu epey tartışılmıştı. Özellikle ilk gün Biden'ın hani gazetecilerle, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yaptığı görüşmeler uzun uzun burada da tartışılmıştı. Ve orada özellikle Can Dündar'ın ailesiyle görüşmesinde oğluna söylediği Can Dündar'la ilgili çok cesur bir babam var söyleme aslında burada da çok yankılandı. Yani burada Amerika'dan söyleyebileceğimiz şu, özellikle burada da duyarlı kamuoyu gerçekten hükümete, yani Obama hükümetine Türkiye'deki antidemokratik gidiş konusunda ciddi bir baskı yapıyor. Daha bugün İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2015 yılı raporu açıklandı. Bu da hani medyada da geniş bir şekilde yankılandı ve orada da yapılan tespit şu, Türkiye'de gerçekten insan hakları, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ciddi tehdit altında ve bu konuda da gerçekten hem bütün ilgililerin, yani bütün herkesin duyarlı olması konusunda bir çağrı var. Özellikle hani Biden'ın Türkiye'de yansıdığı biçiminde görüş ayrılığı sadece PYD konusunda değil. Ciddi olarak da Biden'ın özellikle gazetecilerle yaptığı görüşmede, bu mağdur aileleriyle yaptığı görüşmelerde ciddi ciddi ifade edildiği gibi yani hükümete, yani hem gerek başbakana gerek cumhurbaşkanıyla olan görüşmesinde bu konuda ciddi uyarıların yapıldığı da açıkçası ifade ediliyor burada. Evet. Şimdi bir başka önemli konu da Cenevre görüşmeleri. Türkiye'nin PYD konusunda kesin tavrı var. Dün Mevlüt Çavuşoğlu, bugün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dile getirdi. PYD varsa biz o masada yokuz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan bu konuda baskı var. Salih Müslim'in konuya ilişkin davet almadığı ile ilgili açıklamaları var. Ne olacak? Cenevre masasına ilişkin neler söylersiniz? Amerika'daki gelişmeleri neler bu masanın? Ya şöyle bir şey, bu Amerika'dan bakıldığı zaman, ben hani bunu hem yazılarımda da ifade ediyorum. Mesele IŞİD olduğu andan itibaren Suriye'de ve şu anda da Amerika'nın da Rusya'nın da önceliği Suriye dendiği zaman IŞİD. Ve mesele IŞİD olduğu zaman artık Türkiye'nin varlığı ya da yokluğu Amerika'dan da Rusya'dan da hiç dikkate alınan bir şey değil. Yani Türkiye istediği kadar hani ben katılmıyorum, PYD varsa ben yokum noktasında olsun. Çünkü Amerika'da ve İran açısından da baktığımız zaman Orta Doğu'da İran ve Kürtler yükselen değer, Türkiye düşen değer. Şimdi bu gerçeği veri olarak kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün analizleri de belki bunun üzerine kurulmalı. Nitekim Rusya'dan bugün yapılan açıklamada şu deniyor. Zaten Cenevre'ye Türkiye davet edilmedi ki. Yani siz hani olsanız da olur, olmasanız olur. Kaldı ki şunu da ifade edelim. Her ne kadar Türkiye'de de hani siyasi iktidar olsun, hani PYD'yi bir terör örgütü uzantısı ya da terör örgütü gibi görseler de şunu kabul etmek durumundayız artık. Suriye'nin kuzeyinde PYD ciddi bir özellik elde etmiş durumda ve orayı yöneten bir güç. Ve sizin de bir komşu ülkenin topraklarına bir siyasi müdahale imkanınız hukuken de yoksa oranın durumunu veri kabul etmek durumundasınız. Siz istediğiniz kadar PYD'yi suç örgütü deyin, terör, bu uluslararası anlamda bu gerçeği değiştirmiyor. Üstelik Amerika yine Joe Biden'ın iktidar hem başbakan hem de cumhurbaşkanı yaptığı görüşmede şunu da ifade edildiği açık açık burada konuşuluyor. Yani önümüzdeki dönemde özellikle Irak'ta bir Kürt devleti kurulacak bağımsız. Yani Barzani'nin çıkışları da bunu perçinliyor. İkincisi de Suriye'de de önümüzdeki dönemde, yani bu Cenevre 3'te bir sonuç alınması çok imkan dahilinde değil ama bu sürecin uzaması bir hem Esad'ın ömrünü uzatıyor hem de Suriye'de de Irak benzeri bir federatif yapının giderek kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Dolayısıyla da Türkiye bu PYD çağrılırsa biz boykot ederiz, katılmayız şeyleri de uluslararası anlamda da çok anlam ifade etmiyor. Çünkü üstelik Türkiye'nin bunu boykot etmesi ya da görüşmelere katılmaması demek sadece hem PYD'yi biraz daha güçlendiriyor hem de Esad'ın ömrünü uzatıyor. Yani. Zaten diğer taraftan da şu söylemi de şey yapıyorlar. Eğer PYD davet edilecekse arka kapı diplomasisinde ifade edilen, o zaman IŞİD de davet edilsin deniyor Türkiye. O zaman aslında bu şunu da söylüyor ki Türkiye bir anlamda IŞİD'i kolladığını da uluslararası anlamda da şey yapmış oluyor. Yani tescil etmiş oluyor. Evet. Bu açıdan bakıldığı zaman hani neresinden tutarsanız elinizde kalan bir dış politika var ve artık yani anlaşılması mümkün olmayan şey de bu bütün hatalarıyla, bütün sonuçlarıyla çökmüş dış politikada ısrarın da hala bir anlama
gelmediğini de nasıl görmek istemiyorlar? Bu kadar uyarılara rağmen, bu sadece içeride muhalefetin değil, uluslararası ilişkiler anlamında da, yani Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan, Rusya'dan gelen uyarılar nasıl bu kadar dikkate alınmaz? Nasıl böyle göz göre göre intihara sürüklenir? İnsan gerçekten akılsız erdiremiyor. Anlayamıyoruz Murat Aksoy. Çok teşekkür ediyoruz. Hem yorumlarınız hem paylaştığınız bilgiler için Amerika'dan size iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bize iyi günler, size iyi akşamlar. Size iyi akşamlar, sağ olun. Evet, Sayın Sındır, Murat Aksoy'un da bir kere daha ifade ettiği gibi ne içeride ne dışarıda ne sınırda işler iyi değil, her şey kötüye gidiyor. Maalesef. Bir kere daha hayırlı olsun diyelim yeni göreviniz CHP'nin yeni MYK'sı. Sayın Böke de bugün önemli mesajlar verdi MYK toplantısı devam ederken Şimdi CHP'den büyük beklenti var, bunu her gün söylüyorum ben, bu akşam bir kere daha söylüyorum. Dolayısıyla yeni dönemde CHP ne yapacak? Evet, şimdi hemen şu şeye de değinmek istiyorum, PYD'de. Evet. Daha düne kadar bölgede, Kobani'de ve o coğrafyadaki IŞİD saldırısına karşı direnç gösteren ve PKK'nın da desteğini aslında o zaman da alan PYD, Kuzey Irak peşmergelerinin ülke sınırlarımız içerisinden geçerek bölgeye girmesine izin veren bugünkü iktidar, yani onlara destek vermesine izin veren bugünkü iktidar, şimdi terörist olarak gördüğü PYD'li masaya oturup oturmamasını tartışıyor. Ben teröristtir değildir tartışmasına girmiyorum. Ama bir istikrarlı bir dış ilişkilerde kararlılık, istikrar, tutarlılık önemlidir. Ne yazık ki Suriye'yi, Esad'la kol kola giren Sayın Cumhurbaşkanı bugün Esad'ın karşısında Suriye'nin bugünlere gelmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Bölgede PYD'si, IŞİD'i, Suriye Özgür Suriye Ordusu, Suriye güçleri dışında şu anda ne yazık ki hepimizin gözü önünde. Şu anda Türk uçakları havalanamıyor, uçamıyor. Bütün İttifak kuvvetlerinin uçakları bölgede cirit atarken, Rusya gelip oraya çöreklenmiş bir durumdayken biz elimiz kolumuz bağlı hale geldik. Türkiye'nin Suriye politikası şimdi geldiği nokta bu maalesef. Bunu böyle görmek lazım. Biz özellikle Türkmenlerin de masada olması, onların da o masada yani görüşmelerde haklarını ortaya koyması, oradaki yaşadıklarını ifade edebilmesi gerekiyor. Orada bildiğim kadarıyla bir Demokratik Güçler Kongresi diye bir kongre. Belki bu sorunu çözebilmek adına oluşturulmuş. Onun içerisinden 4 kişinin görüşmelere davet edilmesi aslında o 4 kişinin ağırlıklı olarak PYD olduğunu da görmek lazım. PYD'yi aslında Suriye'nin bir siyasi partisi olduğunu, yani Esad rejimi dönemindeki bir Kürt partisi olduğunu da bilmek lazım. Bugün geldiği noktayı tartışmadan önce geçmişine baktığımızda. Böyle bir durum coğrafyada bizi de çaresizlik içerisinde sokan, aciz içerisinde sokan bir durum. Ne yazık ki üzüntü verici. Olan Suriye halkına, halklarına, Suriyeli ülkemize gelen sığınmacıların bağrımıza bastığımız, başımıza tac ettiğimiz, onlara komşuluk değil, aynı zamanda dost elini uzattığımız Suriyeli sığınmacıların o bölgedeki, o coğrafyadaki barışın bir an evvel tesis edilerek kendi evlerine, yurtlarına, okullarına, işlerine, güçlerine geri dönerek biz nasıl kendi ülkemizde huzur ve refah istiyorsak, Suriye'de de aynı huzur ve refah ortamının demokratik bir yönetim biçimiyle o insanların da bir an evvel o huzura kavuşmasını diliyoruz. Biz bunun için gereken ne varsa da onun her zaman yeni yanında dönemde oluruz. CHP. Şimdi tabii bugün MYK'mız, süremiz çok azaldı MYK ama son 2 dakikamız oldu. Hemen söyleyeyim. Tabii biz demokratik süreçlerle bütün ilçe, il kongrelerinden süzülerek gelen bir kurultay delegasyonu, onların iradesiyle seçilen bir parti meclisi
bir parti meclisi içerisinden genel başkanımızın takdiriyle göreve gelmiş MYK üyeleri olarak heyecanla bir göreve başladık. Ben eminim bugün bizi Halk TV'den izleyen bütün yurttaşlarımız veya dinleyen veya basın yoluyla bizim şu anki bu heyecan, yaşadığımız heyecanı onlar da umutla bekliyorlar. Hiç merak etmesinler. Bizim bugün çabamız halkın umudu olan, o umudu daha da yeşerten, o umudu daha da büyüten bir siyasal parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu ülkenin kurucu partisi olarak, bu ülkenin değerlerine sahip çıkan partisi olarak, kurucu iradeye sahip çıkan bir parti olarak onların umudunu, onların heyecanını daha da heyecan katarak çok biz de heyecanla bir yeni dönem, yönetim dönemine giriyoruz. Güzel şeyleri yapacağız. İktidara taşıyacağız partimizi ama iktidar bizim hedefimiz değil. İktidar bir araçtır. İktidara gelirsiniz. Esas sizin hedefiniz Türkiye'de demokratik, laik cumhuriyeti, sosyal hukuk devletini koruyup kollayarak daha özgürlükçü demokrasiyi, daha hukuk devletini yeniden inşa edebilmek ve halkımızın, cumhuriyetimizin bekasını, halkımızın da tabii ki daha refah ve huzur içerisinde yaşamını tesis edebilmek. Ben sokakta yürüyen bir yurttaşımın artık güler yüzle karşısından gelen kim olursa tanımasa bile günaydın, iyi günler diyebildiği günleri özlemle bekliyorum inşallah. Sayın Sındır çok teşekkür ediyoruz. Ben çok sizin teşekkür de bu ediyorum. Ümit ve umut dolu mesajlarınızla biz de bugün umut vererek bitirelim. Bütün bu kötü haberlerin yanında. Evet. Tekrar teşekkürler. Hayırlı teşekkür olsun ederim. Hem size hem yeni hepimize. Dönemde CHP'ye. Hepimize. Sevgili seyirciler bu akşam da yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine saat 18'de karşınızda olacağız. İyi akşamlar efendim.